Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu Derus Loja Max kombiye su nereden basılır? Peteklerimizin havasını nereden almamız gerekir? En verimli nasıl çalışır? Dilim döndüğünce anlatacağım. Bazı arkadaşlar yorumlarda belirtiyor. Su basamıyorum, işte nereden basacağım vesaire. Bu kombimiz bu Derus marka. Şu tülü bir çekeyim. Arkadaşlar, burası gördüğünüz gibi bar basıncı. Tam bilmeyenler için detaylı bir anlatım yapmak istiyorum ki faydalı olsun diye. Buradaki bar 4'e kadar var, görüyorsunuz. Bir taraf 0. Tabii 4'e kadar getirmeyeceksiniz. 1 ile 2'nin arası 1,5 idealdir. 1,5 idealdir. Petekleriniz ısıtmıyorsa şöyle bir detay vereyim size. Öncelikle 2 bara kadar, 2 bara kadar şuradan hemen gösteriyorum suyu basılacak yeri. Bakın arkadaşlar, sol tarafta bu Derus Loja Max'larda, şöyle odaklayayım. Kombinin gördüğünüz gibi sol kısmında şurada bir şey var. Su basma vanası. Bunu şöyle yeriden göstereyim, bakın elimi. Şu şekilde çeviriyorsunuz. Şöyle tutuyorsunuz. Böyle. Sağ elle de yaparsanız şu şekilde diyeyim şöyle. Şöyle tuttuğunuz böyle çevireceksiniz. Her neyse, 2'ye kadar getireceksiniz. 2'den sonra yapmanız gereken önemli bir detay daha var. Güzel verim almak istiyorsanız banyoda havlu panınız varsa en yüksek kısımdan, banyoda havlu panınız varsa en yüksek kısımdan havasını alacaksınız. Şimdi banyoya geçelim. Banyoda tarifimi yapayım. Nereden hava alacağınızı. Bunu resetlemesini de göstereceğim. Sonuna kadar izlerseniz bayağı bir bilgi vereceğim. Şimdi banyoya geçiyorum. Banyoya gidelim. Banyoda gördüğünüz gibi havlu panın üstünde tornavida ağzı girecek şekilde düz tornavida ile olur, ince karga burnu olur ya da nalburlardan bu şekilde, şu şekilde gördüğünüz gibi kare olan, buraya tam giren, buraya cuk diye oturuyor bu. Bakın, buradan havasını aldığınızda şöyle göstereyim. Havasını aldım. Kapattım. Şöyle kapatayım şöyle. Buradan hava aldığınızda bunun esprisi nedir? Hemen detayını vereyim. Burası yüksek bir kısım olduğu için peteklerden. Yani peteklerde kat'i suretle hava olmaz. İsterseniz hemen diğer odaya gideyim. Hiçbir peteğin havasını almadım. Sadece buradan aldım. Olayın detayını siz de görün. Şimdi odaya geçiyoruz. Evet, odaya geldik arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Eğer en yüksekten alırsanız bunlarda hava mava diye hiçbir şey olmaz. Hepsi güzel, randımanlı, Allah'ın izniyle çalışır. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın, iyi bakın. Bu gevşek olduğu için buradan su verdi. Ben buna kurbağacıkla sıkacağım. Eğer bunda hava olsaydı oradan kat'i suretle su gelmezdi. Tıs diye bir ses gelirdi haliyle. Biliyorsunuz ki. Şimdi kombinin altından resetleme olayına geçelim. Sıcak su kullanımı, resetleme vesaire. Dediğim gibi banyoya geçip en üstten havasını alırsanız bütün petekleriniz en iyi derecede çalışır. Bir de şöyle bir detay daha vereyim. Bakın, şimdi 1,5'taydı az önce. Biz orada biraz işlem yaptık. Peteği temizlemiştim ben. 60 dereceye getirdim, kendini bir toplasın cihaz. Peteklerde genleşme olsun, genleşme kabında vesaire. Biraz genleşme kabında 1,5'tan 1,7'ye doğru bir yükselme görüldü. Bu yükselmenin sebebi genleşme tankında sıcaklık sıcaklık oluştuğunda genleşme kabı genleşiyor haliyle. Bu da normal. Onun dışında şuradaki kombimizin en sağında bulunan bazı kombilerde şu olay şurada da olabiliyor, yani şu tarafta.
demir döküm, nitron, inmer gaz vesaire. Çok detaya girmeye gerek yok. Buradaki filtreyi tesisatı komple banyodan boşaltıp şu filtreyi mutlaka her sene temizlemenizi öneririm. Çok faydasını görürsünüz Allah'ın izniyle. Yani bu filtrede pislik olduğu zaman pompa kilitleyebilir, randımanlı alev almaz ve bunun gibi nice sıkıntılar. Dediğim gibi arkadaşlar, kombinizin, kalorifer peteklerinizin randımanlı çalışmasını istiyorsanız bu şekilde tarif ettiğim olaylara sırasıyla uygulayın inşallah, faydasını göreceksiniz. Reset olayı da buradan, bu diyorsun. Ben şimdi reset atmayacağım, zaten gözüküyor buradan. Onun dışında bu sıcaklık ayarı sağdaki, soldaki de kalorifer. Yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz olabilir, bilmeyebilirler. Sol taraf kalorifer, sağ taraf sıcak su. Saat yönünde sağa çevirdiğimizde sıcak su artar. Saat yönünde kaloriferini sağa çevirdiğimiz zaman da kalorifer artar. Bu şekilde bir video yaptım. Yorumlarınızı, öğrenmek istediğiniz şeyleri bildiğim kadarıyla paylaşacağım. Yorumları bazen geç görüyorum. Telegram kanalım var, Esnafın Yeri adlı. Oradan da size yardımcı olmak isterim. Onun dışında bir şey daha ilave edeyim. Eğer kombiniz sesli çalışıyorsa, kombinizin muhtemelen %80, %90 ihtimal burada bir fan var. Şu an bu kombi biraz sesli çalışıyor. Bunu da temizleyeceğim. Fanını mutlaka söküp içinde tortu vesaire pislik varsa porçöz, işte o kiri tozu çıkartacak bir şeyle Allah'ın izniyle temizleyip geri aynı şekilde takarsanız güzel verim alırsınız. Kombiniz sesli çalışmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.